Kimden öğreniriz biliyor musunuz? Utanarak söylüyorum. Siz de utanın. Sedat Peker'den öğreniyoruz. Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Abone olurken zile de basarsanız yeni videolardan hemen haberiniz olur ve beğen tuşuna basarak kanalımızın büyümesine yardımcı olabilirsiniz. Sezgin Baran Korkmaz, Rıza Zarraf, Tosuncuk, Torex'in sahibi Faruk Fatih Özer. Bu Tosuncuk 26 yaşında her yanından hilni kakan, liseyi bitirememiş birisi. Ama çok zeki birisi bir şeyle öğrenmiş. Diyor ki Kudüs kırmızı çizgimiz ne zaman? Hayvan çiftliği açarken. Ya da diyor ki delikanlım millet yürüyecek arkandan, sen ki buralara bayrak olacak kumaşlansın, Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Tanıdık mı? Tanıdık. Nereden? Reis kullanıyor, AKP'liler kullanıyor. Her kapıyı açıyor değerli arkadaşlar. Tosuncuk milyonlarca lirayı dolandırıyor. Devletin haberi olmaması mümkün mü? Devletin haberi olmaması mümkün değil. Ama bir gün bunun ortakları ortaya çıkacak. Bir diğeri değerli arkadaşlar, bir diğeri Rıza Zarraf. Bakın şu resme bakın. Şu resme herkes iyi baksın. Bu adam 28 yaşında Türkiye vatandaşı olmuş, zengin olmuş, bakanlara rüşvet verdi. Daha doğrusu bakanların maaşının yarısını verdiği ortaya çıkmış. Elbise kutuları, ayakkabı kutularını icat etmiş bir sahtekar. Kim peki bu? Kim? Cezaevine atılıyor. Ardından A Haber'e çıkarılıyor. Herkesin, bu memlekette yaşayan herkesin kutsalı, şehit kanlarıyla sulanmış bu Türk bayrağı, bu hırsızın pisliklerini örtmek için bir araç olarak kullanılıyor. Nerede? AKP'nin resmi medyasında. Buna milliyetçiler de baksın değerli arkadaşlar. Bunu yapanlara yazıklar olsun. Bunu yapanları tarih affetmeyecek. Adam ne oldu? Bu adam Türkiye'de büyük insanlar tarafından evlendirildi. Onu unutmayın. Kimleri evlendirdiğini biliyorsunuz. Ne oldu? Kaçtı gitti Amerika'ya. Amerika'ya kaçtı gitti, Türkiye'ye şantaj yaptı. Türkiye'yi adeta yere bir etti. Kaçak yarısının penceresine dokunulamadı. Niye? Dokunulursa çünkü ucu birilerine dokunacak. Bu da birileriyle ortak. Bu yalnız değil. Bu hırsızlığı, bu dolandırıcılığı yalnız başına yapmadı. Onun da ortakları siyasi iktidar değerli arkadaşlar. Bir başkası. Bakın bu kim? Bu AKP'li siyasetçiler ve bürokratların sosyal tesisin sahibi. Var ya Paramount Otel. Siz bilirsiniz, biz bilmiyoruz da. Onun sahibi bu kim arkadaşlar? Bu dünyada herkes biliyor ki bu Amerika'dan kara para aklamış, şirketlere el koymuş. Ne oluyor? Adama diyorlar ki gel, biraz parasını alıyorlar. Belli müddet bakanlara, milletvekillerine bakıyor. Sonra diyorlar ki ülkeden kaç. Kaçıp gidiyor. Sonra ortaya çıkıyor ki bir gazeteci bakan adına 10 milyon dolar istemiş. Değerli arkadaşlar, bunları nereden öğreniyoruz? Savcılardan mı? Yargıdan mı? Kimden öğreniriz biliyor musunuz? Utanarak söylüyorum. Siz de utanın. Sedat Peker'den öğreniyoruz. Türkiye'nin gelmiş olduğu düzen bu arkadaşlar. Bu adam kime maaş veriyor? Örneğin şu anda Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikalar Kurulu üyesine maaş veriyor. Altına araba tahsis etmiş. Altına araba tahsis etmiş değerli arkadaşlar. Bakın öyle hırsızlık, öyle yolsuzluk. Şu resme de bakın arkadaşlar, şu resme. Allah aşkına şuna bakın. Bir diğer şuraya bakın. Dünyada dünyanın en büyük yolsuzluğu 2 milyar dolar dolandırıyor. Kimsenin haberi yok. Yemin ediyorum bu da lise mezunu. 28 yaşında. Yemin ediyorum bu da yakında çıkacak. Yeni bir insan tipi yarattınız. Kimse üretmek istemiyor. Kim olmak istiyor biliyor musun? Sezgin Baran Korkmaz olmak istiyor. Rıza Zarraf olmak istiyor. Mehmet Aydın olmak istiyor. Maalesef bir Türkiye'de bir duygu yok ettiniz. Utanma duygusunu yok ettiniz. Arı yok ettiniz.